Üniversiteye başlamak, heyecan ve yeni zorluklarla dolu önemli bir kilometre taşıdır. Birçok öğrenci için bu yolculuk, yüksek öğrenim görmek için evden taşınmayı da beraberinde getirir. KYK yurtları, uygun fiyatlı ve konforlu konaklama seçenekleri sunar. Bu yurtlar, güvenli ve elverişli bir yaşam ortamı sağlar. Topluluk yaşamını ön planda tutarak aidiyet duygusunu besler. KYK yurtları, maddi yükü hafifletmeye yardımcı olur. Maddi kısıtlamaların kaliteli eğitime erişimi engellememesini sağlar. Disiplini, sorumluluğu ve topluluk bilincini teşvik eder. Akademik ve kişisel gelişimi teşvik eden bir öğrenci deneyimi sunar. Yeni akademik yıl yaklaşırken, Türkiye genelindeki üniversite adayları, KYurdu başvurularının açıklanmasını heyecanla bekliyor. Başvuru takvimini anlamak, öğrencilerin bu rağbet gören yurtlarda yerlerini güvence altına alma fırsatını kaçırmamaları için çok önemlidir. Önceki yılların eğilimlerine dayanarak, başvuru dönemi genellikle üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından Ağustos ayı civarında, yaz sonunda başlar. Öğrencilerin başvuru tarihlerinin resmi duyurusu için Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun, KK ve Yükseköğretim Kurulu'nun resmi web sitelerini düzenli olarak kontrol etmeleri tavsiye edilir. Bu duyurular, başvuru süreci, uygunluk kriterleri ve son başvuru tarihleri hakkında ayrıntılı bilgi sağlayacaktır. Başvuru döneminin genellikle sınırlı bir süre için, genellikle birkaç hafta açık kaldığını belirtmek önemlidir. Bu nedenle, öğrenciler dönem açıldığında başvurularını derhal göndermeye hazır olmalıdır. Son dakika aceleciliğinden ve olası teknik zorluklardan kaçınmak için, öğrencilerin tüm gerekli belgeleri ve bilgileri önceden toplamaları teşvik edilir. Buna, başvuru sürecinde gerekebilecek TNC kimlik kartları, öğrenci belgeleri ve diğer ilgili belgeler dahildir. Bilgilendirilerek ve organize olarak, öğrenciler bir KYK yurdunda yer edinme şanslarını artırabilirler. Adayların ayrıca, başvuru süreciyle ilgili güncellemeler ve duyurular için KYK'nın resmi sosyal medya hesaplarını takip etmeleri tavsiye edilir. Bu platformlar genellikle önemli hatırlatıcıları, ipuçlarını ve sık sorulan soruların yanıtlarını paylaşarak öğrencilerin en güncel bilgilere erişmesini sağlar. Bilgilendirilerek ve proaktif olarak, öğrenciler KYK başvuru sürecini sorunsuz bir şekilde tamamlayabilir ve bu uygun fiyatlı ve kullanışlı yurtlarda yer edinme şanslarını artırabilirler. Günümüzün dijital çağında, KYK yurtlarına başvuru süreci kolaylık sağlamak için kolaylaştırılmış ve başvurular artık E-Devlet platformu aracılığıyla çevrimiçi olarak yapılıyor. Türkiye'nin merkezi E-Devlet portalı olan E-Devlet, KYK yurdu başvuruları da dahil olmak üzere çok çeşitli kamu hizmetine erişim sağlar. Başvuruyu başlatmak için öğrencilerin henüz yapmadıysa bir E-Devlet hesabı oluşturmaları gerekir. Bir E-Devlet hesabı oluşturmak, kimlik kartı ve bir cep telefonu numarası gerektiren basit bir işlemdir. Kaydolduktan sonra öğrenciler TH kimlik numaralarını ve E-Devlet şifrelerini kullanarak platforma kolayca giriş yapabilirler. E-Devlet portalına eriştiklerinde, öğrencilerin genellikle Gençlik ve Spor Bakanlığı hizmetleri altında bulunan KYK yurdu başvuru bölümüne gitmeleri gerekir. Çevrimiçi başvuru formu, öğrencilere her adımda net talimatlarla rehberlik edecek şekilde, kullanıcı dostu olacak şekilde tasarlanmıştır. Öğrencilerden kişisel bilgilerini, akademik bilgilerini, tercih ettikleri yurt seçeneklerini ve diğer ilgili bilgileri vermeleri istenecektir. Başvuru sürecinde herhangi bir komplikasyon yaşanmaması için verilen tüm bilgilerin doğru ve güncel olduğundan emin olunması çok önemlidir. Başvuru formu doldurulup gönderildikten sonra, öğrenciler başvuru numarasının yer aldığı bir onay mesajı alacaklardır. İleride başvurmak ve başvuru durumunu takip etmek için bu numarayı saklamak önemlidir. E-Devlet platformu, öğrencilerin başvurularının ilerlemesini rahatça takip etmelerini, sonuçları görüntülemelerini ve diğer ilgili bilgilere erişmelerini sağlar. Öğrenciler, E-Devlet platformuna aşina olarak sorunsuz ve verimli bir KYK yurdu başvuru deneyimi sağlayabilirler. 4. Bölüm, Öğrenci Hayatı için Bütçeleme, KYK Yurt Ücretlerinin Açıklaması.
Üniversite hayatı planlanırken bütçeleme çok önemlidir ve KYK yurtları ile ilişkili maliyetleri anlamak öğrenciler için olmazsa olmazdır. KYK yurt ücretleri, yurt tipi, oda kapasitesi ve sunulan imkanlar dahil olmak üzere çeşitli faktörlere göre belirlenir. Genellikle KYK yurtları bu faktörlere göre farklı tiplerde kategorize edilir ve her tipin farklı bir ücret yapısı vardır. Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK yurtları için güncellenmiş ücret yapısını her yıl açıklamaktadır. Öğrenciler en güncel ücret bilgilerine resmi KYK web sitesinden ve E-Devlet platformundan ulaşabilirler. Yurt ücretlerinin genellikle aylık olarak ödendiğini ve değişebileceğini belirtmek önemlidir. Öğrenciler aylık bütçelerini planlarken bu maliyetleri hesaba katmalıdır. KYK öğrenciler üzerindeki maddi yükü hafifletmek için aylık taksitler dahil olmak üzere çeşitli ödeme seçenekleri sunmaktadır. Öğrenciler mali durumlarına en uygun ödeme yöntemini seçebilirler. Ücretler, ödeme seçenekleri veya mali yardım programları ile ilgili herhangi bir sorunuz için doğrudan KYK yurt yönetimi ile iletişime geçmeniz önerilir. KYK yurtlarının ücret yapısını ve ödeme seçeneklerini anlamak, öğrencilerin mali durumlarını etkili bir şekilde planlamalarını ve konaklama seçenekleri hakkında bilinçli kararlar vermelerini sağlar. İlgili maliyetlerin farkında olarak öğrenciler buna göre bütçe oluşturabilir ve maddi kaygılar olmadan akademik hedeflerine odaklanabilirler. KYK, maddi kısıtlamaların kaliteli eğitime erişimde bir engel oluşturmamasını sağlayarak uygun fiyatlı konut seçenekleri sunmaya çalışmaktadır. 5. Bölüm KYK Yurt Ücretinden Kimler Muaf Tutulur? KYK yurt ücretinden kimlerin muaf tutulduğunu anlamak, birçok öğrenci için maddi yükü önemli ölçüde hafifletebilir. KYK, düşük gelirli ailelerden gelen öğrenciler, engelli öğrenciler ve şehit ve gazi çocukları gibi belirli kriterleri karşılayan öğrencilere yurt ücreti muafiyeti sunmaktadır. Ek olarak üstün akademik başarı gösteren öğrenciler de ücret muafiyetinden yararlanabilirler. Bu muafiyetler için başvuru süreci, öğrencilerin uygunluklarını kanıtlamak için ilgili belgeleri sağlamalarını gerektirir. Muafiyet başvurusu için gereken kriterler ve gerekli belgeler hakkında ayrıntılı bilgi için resmi KYK web sitesini kontrol etmek çok önemlidir. Uygun öğrenciler bu muafiyetlerden yararlanarak maddi endişelerden çok çalışmalarına odaklanabilirler. 6. Bölüm KYK başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK yurtlarına başvuran öğrenciler için en çok beklenen anlardan biri de başvuru sonuçlarının açıklanmasıdır. Gençlik ve Spor Bakanlığı, sonuçları genellikle ilk yerleştirme sonuçlarıyla başlayıp, ardından ek yerleştirme turlarıyla olmak üzere aşamalı olarak açıklamaktadır. Duyurular için kesin tarihler genellikle resmi KYK web sitesinde ve E-Devlet platformunda yayınlanır. Öğrencilerin herhangi bir kritik bilgiyi kaçırmamak için, bu platformları güncellemeler için düzenli olarak kontrol etmeleri önemlidir. Sonuçlar açıklandıktan sonra öğrenciler yerleştirme durumları ve atmaları gereken sonraki adımlar hakkında bilgilendirileceklerdir. Duyuru tarihleri hakkında bilgi sahibi olmak ve sonuçları derhal takip etmek, öğrencilerin konaklama yerlerini zamanında güvence altına almalarına yardımcı olacaktır. 7. Bölüm KYK başvuru sahipleri için önemli ipuçları. KYK yurtlarına başvurmak rekabetçi bir süreç olabilir. Bu nedenle başvuruda size yardımcı olacak bazı önemli ipuçları şunlardır. İlk olarak başvurunuzu doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurduğunuzdan ve istenen tüm belgeleri sağladığınızdan emin olun. Başvurunuzu iki kez kontrol etmek herhangi bir gecikmeyi veya sorunu önleyebilir. İkinci olarak başvuru tarihlerine dikkat edin ve başvurunuzu son tarihten önce gönderin. Son tarihi kaçırmak başvurunuzun değerlendirilmemesine neden olabilir. Üçüncüsü, güncellemeler ve duyurular için resmi KYK web sitesini ve E-Devlet platformunu düzenli olarak kontrol edin. Bilgilendirilmek, herhangi bir değişiklikten veya ek gerekliliklerden haberdar olmanıza yardımcı olacaktır. Son olarak, herhangi bir sorunuz varsa veya yardıma ihtiyacınız varsa, KYK